Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yine karidesler beni mutlu etmeye devam ediyor. Bakın görebilirsiniz. Karidesler devamlı yumurta topluyor demiştim. Şimdi bir tane hayalet karidesimiz yumurta toplamış. Ya bunların üremesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani çok hızlı ve fazla bir şekilde ürüyorlar. Bakın şöyle göstereyim yumurtalarını. Bu hayalet karidesimiz yumurta toplamış. Ben de yeni gördüm. Bari görmüşken de video çekeyim dedim. Şöyle. Şu üstteki ışığı kapatalım. Tamam. Çok güzel yumurtaları var. Ben şu an kameradan bakıyorum. Tabii kameradan her zamanki olduğu gibi daha kötü gözüküyor. Yani ama yine güzel. Bakın şöyle biraz ışığı yaklaştıralım. Şekilde. Bakın. Sadece bu yumurta toplamadı. Yumurta toplayan daha bir sürü karidesimiz var. Yaklaşık 6 tane falan galiba yumurta toplayan var. Tabi tahmini belki de 3 tane vardır, 4 tane vardır. Ama en az 3-4 tane var. En fazla da 7 tane falan vardır. Küçükler bile topluyor yani. Bunun böyle yarım santim veya birkaç milim santim küçüğü de topluyor. Çok büyük olmasına gerek olmuyor yani. İlk toplayışlarında falan oluyor tabii muhtemelen. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel. Ama de üstten bakalım bakabilecek miyiz? Şu sinekliği çıkartalım. Şurada. Şunu açalım. Şurada bitki olması gözükecek. Evet. Çıktı. Arkadaşlar burada. Evet, burada çok güzel yumurta toplamış. Bir sürü yumurtası var. İnşallah bunların yavruları ölmez. Bir sürü yumurta var mesela şu an. Hatta elime alacağım. Neredeyse hoplamadım. Yere indi. Yerden de gösterelim. Çok güzel bir karides. Arkadaşlar bu akvaryumumuz böyle. Bunları biraz yenilikler yaptım bakın. Yani buradaki vatozları aldım. Zaten siyah tüylü erkek vatozumuz beyazladı ve öldü. O yüzden dişileri de başka akvaryuma aldım. Şimdi onları da göstereceğim. Buradaki vatozları aldım. Küpü falan çıkardım. Buraya bolca bitkilendirdim. Şuraya da şöyle bir tane eşyam vardı, onu koydum. Üstünde de arkadaşlar taşa sarılı mos var. Bakın şöyle. O da orada. Üçlü tüpümüz burada. Şu orta en üsttekine jel mos koydum. Oradan çıkılmıyor. Bakın yumurta toplayan kardeşimiz. Arkadaşlar çok büyük değil boyları. Tabii gördüğünüz kadar küçük de değil ama arkadaşlar çok büyük de değil. Yani kerevitin 3'te 2'si falan olmalı. Cüce kerevitin tabii ki. Şöyle gidiyor. Onun dışında şu an erkek fil kulak falan lazım bana bunları yavrulatmam için. Çünkü erkek öldü bildiğiniz gibi. Bu arada şurada da yumurta toplamış var mesela. Şöyle zoomlayalım. Bakın zaten o yumurtalarını salladığında anlayabiliyorsunuz. Mesela bu da yumurta toplamış. Bu da mavi melek olmalı. Evet, mavi melek. Bu da yumurta toplamış. Yumurta ya toplayan bir sürü karidesimiz var yani. Bu akvaryumda çok güzel oldu bence. Şuraya bitkiler falan. Neyse. Şimdi aşağıdaki akvaryuma geçelim. Arkadaşlar burada siyah büyük erkeği koydum. Bir de iki tane dişisini koydum. Çünkü büyük akvaryumda çok baskınlık kuruyordu. Sarı erkeklere küpüne giriyordu. Rahatsız ediyordu onları. Ben de buraya koydum. Arkadaşlar bir tane de şöyle dişi var. Aslında büyük akvaryumdaydı. Ama arkadaşlar bu dişi böyle normal dişi değil. Yani arkadaşlar şimdi anlatacağım. Erkeğimiz küpte. Arkadaşlar bu dişi küpe giriyor ve küpe çıkmıyor. Yani küp tutuyor kısacası. Hem yumurta dolu galiba biraz. Arkadaşlar küpe giriyor. Hatta bu 2-3 defa büyük akvaryumdaki vatozların küpüne girdi. Ben yumurtlayacak falan diye mutlu oldum.
Yani öyle düşündüm. Sonra 2-3 defa 4 defa falan girdi hep orada durdu çıkmadı. Hatta erkek vatoz eğindi sonunda küpten çıktı o çıksın diye ama çıkmadı. Sonra ben de o küpten çıkardım bunu buraya koydum. Burada tabii kocaman erkek olduğu için yemiyor girmeye korkuyor. Veya erkek onu baskınlık kuruyor. Arkadaşlar yani çok değişik bir dişi. Yani küp tutuyor neredeyse o kadar diyebilirim. Erkek falan değil bıyığı falan yok zaten büyük. Önceden yavru da vermiş yani. Bilmiyorum bir şey var anlamadım. İnşallah yumurtlar yani. Bir tane mangro kökünü de buraya koydum. İşte piyofiltre var. Bitkiler var. İki tane Blue Moskow yavrusu var. Daha çok küçükler. Onun dışında arkadaşlar şuraya geçelim. Bu da büyük akvaryum. Bakın bunun hatta ışını da yakabiliriz. Şöyle ısıtıcıyı çıkartıyorum ve ışığı takıyorum. Evet ışığını taktım. Bakın arkadaşlar bu erkeğimiz burada siyah. Siyah diyorum pardon. Deniz 44 mavi göz sarı. Çok mükemmel bir erkek. Bıyıkları falan boy posu çok mükemmel. Bunu da Ankara'dan sipariş ettim. Önceki duvardan bakabilirsiniz. Şimdi bunun videosu var zaten. Arkadaşlar çok güzel bir erkek işte küp tutuyor. O dişi bu küpün içine girdi. Ben dedim yumurtlayacak falan. Hatta odadan falan çıktım rahatsız olmasınlar diye. Ama 2-3 defa girdi. Gecenin 2.30'unda tekrar girdi. Yani hiç yumurtlamadı. Küpten çıkmadı. Sonra erkek çıktı küpten yine çıkmadı. Hep küpün içindeydi. Ben de küpten çıkardım. Çünkü başka yumurtlayacak dişler var. Onlar yumurtlayamazdı. Onun dışında şurada küçük erkeğimiz de var sarı. Arkadaşlar bunlar inşallah üretebileceğiz. Burada şu an sadece sarı var. İki erkek iki dişi. Arkadaşlar bir tane de siyah tül dişimiz var. O da erkeğe ölünce buraya attım onu da. İki tane piyofiltre çalışıyor. Life Touch dış filtre var. Bakın şöyle göstereyim burada. Zaten biliyorsunuz onu. Bu şekilde bu akvaryumumuz. Bu arada şu akvaryumu hiç göstermiyorum. Bunu da göstereyim. Burada arkadaşlar bir tane siyah elma salyangoz var. Diğerleri öldü. Zaten çok pis kokuyordu. Hemen attım hepsini. Bir tane tavşan salyangoz var burada. Onu da eskiden almıştım. Buradaki her şeyi neredeyse eskiden aldım. İşte burada çöpçüler var. Ya damızlık altı damızlık oldular yavaştan. Sonra bir sürü Blue Moskow yavrusu var. Onun yanlarında yani karışık işte full red. Çok az olsa fil kulak var. 1-2 tane falan vardır en fazla. Full red 4-5 tane vardır muhtemelen en fazla. Bir de 30 tane falan Blue Moskow yavrusu var. Zaten 2 tanesini az önceki gösterdim. Akvaryuma aldım. Size söyledim. Burada bunları boylandırıyorum. Artı yemeği falan veriyorum bolca arkadaşlar. Bunlar büyüyünce bunları da üreteceğim. Çünkü Blue Moskow bir kere gelmişti. Daha da gelmedi galiba. Bu şekilde arkadaşlar. Buranın ışığı yanınca böyle. Hatta bakın arkadaşlar. Erkeğin kuyruğu bile yani yaralanmış, hasar görmüş. O dişiden dolayı. Dişi çok yani. Dişi erkek gibi küp tutuyordu. Öyle diyebilirim. Bu akvaryumumuz. 150 litrelik bir akvaryum arkadaşlar. 1 metre. Bakın şurada. Bu arada şunun yanında da bir tane böyle akvaryum var. Bunda da yeşil su var. Kapağını koyamadım sığmadığı için. Arkadaşlar bakın bir de karnını göstereyim. Acaba biraz çökmüş gibi karnı. Tam anlayamadım ama bakacağım küpün içine. Neyse arkadaşlar. Burada böyle bir tane akvaryumumuz var. Bunda süpresi koydum. İnşallah burada ürer süpreleri. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bunu kapağı sineklik olarak kullanıyorum. Burada RTM'ye çıkarıyorum. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Abone olursanız sevinirim. Uçan vermiş orada evet. Neyse arkadaşlar abone olup like atarsanız bize olur sevinirim. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere.